Bu normal mi bu arada? Bu düşmüş. Bizim evin şey var. Şuna bir bakın ya. Ayrı. Şimdi gel. Bak burada ne var? Miyim? Hopsi. Aa, bu çok yaramaz ya. Biz bunu nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Gerçekten küçücük. Düşmüş şurada bizim arkada. He? Anlatıyorum. Sen mi anlatacaksın? Arkada böyle boşluk. Çok böyle şey. Evet. Başaracağız. Şirin neyle besleniyor bu? Daha yemek yiyemiyor. Hı, evet. Anlattım. Oraya düşmüş. Miyavlıyormuş. Bir iki gündür. Annemler buradaydı. Atakan abi falan vardı. Onlar da getirmişler eve. Ben dedim ki bu lütfen dedim kalsın. Ben zaten kedi istiyordum biliyorsunuz. Bunu da görünce aşık oldum buna ben. Ya. Bebek bu bebek. Susmayan bebek. Hep böyle. Evet. Biz beraber büyüyeceğiz değil mi? Kadardı. Lili ile tanıştınız. Evet, o küçük kedi ben büyük kedi. Dünyanın en tatlı kedisi artık benim kedim oldu. Heh. Anneciğim söyledi sana. Veteriner bence bu kadar miyavlaması. Bu nasıl bir cümleyiz ya? Veterinere götürmüşler. Çok sağlıklı demiş. Bakabilirsiniz demiş. Çok küçük normalde. Aşkım ama bak. Saçına karışıyorsun seni. Bırakalım seni. Çok sağlıklı demiş. Çalışmışlar. Ama yok. Evet, o da Lili bunun. Anneciğim. Heh, gel. Anne. Anne. Mırlıyor. Tatil çok güzeldi. Şimdi bir de kargo gelmiş bana. Filipinler'den gelmiş sanırım. Onu açacağız sizde dur. Aklım hep bunda kaldığı için. Heh, gel aşkım. Otur buradasın. Oraya gidelim Yoki. Ay da teşekkürler. Gel kargo açıyoruz gel. Usudur ne olur. Bak göremiyorsunuz. Bakın şimdi değil. Heh anne. Aç kargoyu aç Lili. Lili kargoyu aç işe yara. Makyaj çantama giriyor bu. İçine de sığıyorsun biliyor musun? Gel bakalım buraya. Bunu da hemen. Niye? Bakalım.
Bazen gitmiyor zaten ama yine de aklım kalıyor. Akıllı kedim. Gel açacağız. Susmuyor değil mi? Hiç susmuyor. Bakalım ne varmış burada. Ay çok tatlı bu sefer. Bu Lili. Tamam. Kamera açısı biraz garip değil mi şu an? Au, çanta, bu bir çanta. Lili sana bir şey gelmemiş. Pek gitti. Ay ay ay. Aşkım. Gel. Biraz önce bilgisayar açtım. Lili tuşlara basıyor. Of, yiyeceğim seni bak, yutacağım. Gel buraya. Çok zor değil mi? Çıkışa bak, oturuşa bak. Nereye acaba? Bakalım. Evet, İngilizce bir şeyler yazıyorum. Çanta böyle bir şey. Evet, Filipinler'den gelmiş. Teşekkür ediyorum. İndireyim seni bir. Küçük indik. Ay çok güzelmiş, değil mi? Bak aşkım. Güzel mi? Güzel mi Lili? Şimdi sustum. Heh, güzel. Onu da merak etti, ona bakacak şimdi. Git bak. Git bak neymiş o. Bir de şey var içinde, cüzdan var. Şeklini aldı ya. Şaka mı bu? Şuna bakın bir. Ama aklım kalıyor. Çok köşedesin. Lili bak. Bir de cüzdan çıktı. Bak, bak cüzdan. Miu. Miu. Bak. Bakıyor. Sevdi değil mi bunu aşkım? Sevdin. Hı? Hı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hoş. Çok güzel, teşekkür ettik. Çok.
Hop, teşekkür et. Bak. Şimdi bak. İyi çıkın, yiyeceğim seni. Niye o kadar çok miyavlıyor bilmiyorum. Normal mi bilmiyorum. Zaten ben duymuştum bunu. Orada. Ama genelde burada çok kediler oluyor. O yüzden normal öyle sandım. Ama düşmüş meğersem o orada bir boşluğa. Evet, minicik. Gerçekten minicik. Çıkıyoruz. Başardık. Yarın post atacağım. Bugün aslında bugün atacak mı? Hazırdı ama geç kaldım. Saat geç dönmüşüm. Bugün toparlandık falan ya. O yüzden şey oldu. Toparlandığımız için falan kaçırmışım. Saatini atamadım. Sonra yarın atayım. Gündüz. Hı? Gel çık hadi. Çık aşkım. Rüyanın en küçük yüzü bunun yüzü. Buyurun buyurun buyurun. Pati attı benim yanağıma. Ağlayacağım şimdi. Daha düşmeyelim. Yakından mı göstereyim? Rahat durmuyor ki yakından göstereyim. Bak bakalım. Abla seni merak ediyor. Yapacak mısın onu? Ay rahat edemedim. Efekt. Dur bakayım. Bak bir güzellik. İşte bu kadar. Bunun birazcık alışması var. Büyüyecek biraz. Bütün boyumu çiziyorsun ama olsun. Sen çizebilirsin. Değil mi? Çok şirin. Lili'nin yatağına bakın. Şurada. Yatağı da bu. Hoppa. Ne anneciğim ha? Ne diyor acaba? Hiç durmadan. Ne diyor olabilirsin hiç durmadan? Ses duyuyor musun? Yapıyor. Bir şey yiyor. Kolonu mu yiyorsun sen benim? Kargomuzu açtık. Seni de gösterdik. Bitti. Bu kadardı. Hayır gel be. Gel bakalım. Anneciğim. Bu hazırlanma yayını değil, evet. Başka zaman böyle sohbetli yayın açarız da bu ben Lili'yi göstermek istedim size. Bir de dünyanın yaramaz kedisi olduğu için bütün odam onda oluyor.
Makyaj yayını. Ay. Tamam, makyaj yayını yapacağım. Kuyruğuna bakın bir. Hiç mi yerinde durmaz bir kedi? Hı. Kalbi boğum şu an. Elimde bu. Elimde bir bebek var. Bebek. Miyo miyo. Evet, tamam. Şimdi sorularınız var mı? Hemen alayım sorularınızı. Oy. Merhaba. Yok mu sorunuz? Alerjim vardı, evet, ama olsun. Bir şey olmaz. Lilo, bu bana mıydı? Seni çok seviyorum acaba? Başkalarına da söylüyorsun ya, o yüzden bir sorayım dedim. Emin olamadım. Bana mı? Yasuo'yla konuşuyormuş. Kaşım dökülmedi. Kaşım hep böyle zaten. Hangi yoruma cevap vermedim, görmedim. Evet. Benzin olayı mı? Dur bakayım. Anlattım ya kız onu. Evet ya, yorulduk, çok zordu. Ama çok komikti. Karşıdan karşıya geçerken çok zordu. Bu arada biz onu unuttuk. Normalde oranın alttan, yayalar için alttan bir geçiş yolu varmış. Burada o yasakmış. Öyle karşıdan karşıya geçmek yasakmış. Cezası falan vermiş. Bilmiyorduk. Geçtik vallahi oradan. Size o videoyu atmayı unuttum bu arada. Onu da atayım. Sürünerek geçiyorlar ya hani. Ben üstünden atlıyorum böyle değil. Bunlar altından geçiyor sürekli. Boyları kısa ya ondan. Heh. Evet. O yüzden işte çok komikti. Gerçekten çok komikti. Keşke böyle onu böyle vlog falan çekip her anı çekebilseydik. Keşke sizinle paylaşabilseydik. Kaç gündür dedi, hiç fikrim yok. He? Yiyor, elimi yiyor. Isırdı. Ama hiç acıtmıyor. Ne var, seni ısıracağım şimdi bak. Hı. Yedim seni. Şey. Aşk mama, hangi yorum? Cevap ver dediğini görüyorum, diğerini görmüyorum. Yatamıyor senin. Aşkım yatak bu işte. Böyle. Ha, kedinin yatağını göstereyim. Bakın. Bunu bize sanırım Filipinler'den falan göndermişlerdi. Hı. Ha aşkım ha. Düşeceksin ama. Gel. Kuş musun sen ha? Adı Lili. Ben zaten hep Lili koymak istiyordum adına. O yüzden. Bir de uydu Lili değil mi? Sarışın kedi ya. Sarı olduğu için uydu. 8 haftalık asla değil.
Bir aylık da değildir. Bir hafta falandır belki de. Bilmiyorum ki. Bu arada tahmin saldırıyorum birazcık. Aşkım bak. Ay. Bak. Değil mi? En fazla bir hafta bence de. Evet, ben anne oldum işte. Anne olduk. Hı, ısır, ısırabilirsin. Sana her şeye izin var. Ha, aç değil. Aç değil, biliyorum. O sürekli miyavlıyor. Çok yaramaz bir kedi. Bir de birazdan besleyeceğim ama. Saçımın hızlı uzaması için bir şey yapmıyorum aşkım. Bir iki kere şey kullandım. Biberiye otu demiştim ya. Biberiye otunu kaynatıyorsun. İşte kullanıyorsun. Sonra duşa giriyorsun. Bir saat falan bekletebilirsin. Aşkım şu an lensleri takamam. Sonra takayım olur mu? Bu arada yarın atacağım postta lensler var gözümde. Lensli bir post. Çok tatlı. Ben onları biliyordum zaten. Daha önceden, yani çok çok daha önceden biliyordum ben onları. Soru işareti ona değildi. Arkadaşlar hani ben o kadar da değil. Bir haberim vardı, biliyordum. Nereye girdiğine bir bakın. Aşkım, oha. Tam kulağımın dibinde mi yavladın? Gözümü deleceksin. Kız, saçıma mı yaptın? Ya bu öpüyor ya. Of. He? Ha, fotoğrafı yorum atıyorsan cevap vermiyorum. Aşkım, gördüğüme böyle şey dikkatime çekenlere cevap veriyorum. Üzgünüm. Bakalım bir dahakine yarın attığım postu umarım denk gelir, tamam mı? Cevap veririm. Çok saçma, salak şeyler kuruyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bazıları için söylüyorum, herkes için söylemiyorum. Gerçekten böyle şey diyor insan, hani nasıl... Hiç mi kullanmıyorsun aklını diyorsun. O yüzden Twitter'ı zaten kapatacağım bir süre. Ondan sonra da aktif kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Yani Instagram'da böyle bir şey olmuyor. Twitter'da bazı kişiler var. Psikolojilerin bozuk olduğunu düşünüyorum. O yüzden benden uzak olsunlar. Gerek yok çünkü. Ben onlarla ilgilenmiyorum ya da onların ilgilendiği kişilerle ilgilenmiyorum. Beni takip etmelerine gerek yok yani. Eğer ben benden hoşlanmıyorsanız, davranışlarım hoşunuza gitmiyorsa ya da sevmiyorsanız beni takip etmeyin, storylerime bakmayın, yayınlarımı izlemeyin. Şu an büyük mali yine izliyor. İzleme, çok basit. Bak çıkabiliyorsun. Değil mi? Çok basit bir şey arkadaşlar. Sevmediğiniz, hoşlanmadığınız insanları görmeyin yani. Uzak durabilirsiniz. Ben sizin karşınıza zorla çıkmıyorum çünkü. Ben kendi halimdeyim. Kimseye de sataşmıyorum biliyorsunuz. Kimseye de ilgilenmiyorum. Evet anneciğim, aynen öyle. Ups. O yüzden siz de bence gereksiz bir şekilde yormayın kendinize. Dediğim gibi soru şartı, yani ne yaptıysam onu söylerim zaten. Başka bir olaya attım.
Olayı ben zaten aylar önceden biliyorum. Sizden çok daha önceden beri biliyorum. Yani. Normal olarak. Oturuşa bak. Nasıl oturdu? Bir saniye sürüyor oturması. Evet, gerçekten bu arada şöyle de bir şey var. Aynı şekilde beni sevip de, yani bu tarz şeylerde ben sevildiğine çok inanmıyorum. Çok saçma duruyor. Eğer beni seviyorsan benimle ilgilen. Beni sevip de başkalarına kötü yorumlar yapmak, sürekli onlara saldırıda bulunuyor olmak. Çok saçma. Böyle şeyler yapmayın. Gerek yok. Yani canınız sıkılıyorsa da başka şeyler yapabilirsiniz. Aktiviteler bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle şarjınız kapanabilir her an. Haberiniz olsun. Birazcık alışıksınız buna ama. Teşekkür ederim. O yüzden aynı şekilde benim desteklediğini söyleyen, seven insanların da böyle bir şey yapmasını istemiyorum. Arkadaşlar, siz de oradan basit geliyor. Yaptığınız şeyler hani sonucu yokmuş gibi geliyor ama öyle değil. Biz etkilenebiliyoruz bunlardan. Çünkü biraz insanız, duygularımız var ya bizim. Teşekkür ederim. Ben biliyorum kimin yanımda olduğunu, kimin hani şey olduğunu, iyi düşünceli bir insan olduğunu, kötü olmadığını. Sorun yok. Zaten Twitter'ı temelli kapatmamamın sebebi de aslında o. Çünkü sizinle ben orada farklı bir şeyimiz var. Yani Instagram'a göre, TikTok'a göre daha yakın oluyoruz. Aşkım bir rahat dur. Daha rahat oluyoruz bence. Ben öyle düşünüyorum. Daha farklı, böyle daha eğlenceli oluyor. Yani mertleştirmelerimiz de, hani cevaplarımız, gruplar var, gruplarda konuşuyoruz. O yüzden ama bir süre, küçük bir süreliğine kapatacağım. Ondan sonra da şey, yani daha böyle tek defa daha az gezeceğim. Çünkü ben normalde çok sık bakıyorum, hani ne olmuş, ne yapmışsınız, ne diyorsunuz diye. Ay çok korkunç, korkutma beni. Artık bunu yapmayacağım çünkü bu birazcık o tarz şeyleri gördüğü zaman insan etkileniyor, kötü oluyor. Ay bunu yapmayacağım ama ondan önce de küçük bir, buna çünkü biraz alışkanlık hale geldi artık. Yani boş bulduğum her an o tag'e giriyordum. O olmasın diye bir küçük kapatırım. Sonrasında da sadece sizinle ilgileneceğim şekilde. Çünkü bu iki gün tatildeyken çok iyiydi. Gerçekten bana çok iyi geldi. Kendimi toparladığımı hissettim. Mutluydum. Sonra yolda ilk işte açtım telefonu, Twitter'a falan baktım. Ondan sonra baktım ki bu beni çok kötü etkiliyor. Bu zamana kadar da bu süreçte çok fazla toparlayamamamın, daha kötü hissetmemin sürekli sebebi buymuş diye düşünüyorum. Çünkü hep Twitter'daydım. Büyük ihtimalle sebebi o. Tişörtün altına giriyor. Öyle yani. Sonuç olarak bir de şöyle bir şey var. Kimin ne paylaşacağına, ne yazacağına bir şey diyemiyoruz. Yani yazma demekle öyle bir şey olmuyor. Ya da karışamıyorum yani. Herkesin kendi özgür bir iradesi var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Bazılarınkine duymuyorum gerçi. Duyulacak bir fikirleri yok çünkü. Ama onun dışında da, yani onlar yazıyor diye sırf da biz işte kötü etkileniyoruz. Ona da gerek yok. Kendimi işte kapatarak, daha az okuyarak bu şekilde kendime iyilik yapmış olacağım. Bu. Yoksa başka bir şey demiyorum. Herkes kendi. Ne mağduru oynamış mesela olabilirim? Hani şurada şunu yaptın desen olabilir ama saçımı çekiyorsun. Adı Lili. YouTube kanalı açmayı düşünmüyorum. Çünkü birazcık zaten Instagram'a falan, TikTok'a zor yetişiyorum. YouTube kanalına hiç yetişemem. Biliyorum. Yani çoğunluğun siz olduğunu da biliyorum. Çok hani farklı şeyler bunlar ama çok uzun süredir olan bir şey ya, insan biraz etkilenebiliyor yani şu anlamda. Yani gereksiz yani, diyorsun bu ne diyor diyorsun ama yine de biraz sinir olmuyor değil insan. Hoş.
Boyum 1.70. 1.68 de 1.70. Hı? Bunun boyu da şey. Bu kadar. Bu kadar boyu. Aşkım senin boyun niye bu kadar kısa? Şarjım kaç bilmiyorum. Aşkım bakamıyorum şu an. Uy. Dünyanın en hareketli, en yaramaz kedisi olacaksın değil mi? Şu an öylesin çünkü. Hı? Tamam döneceğim. Üzgünüm. Üzgünüm. Çok özür dilerim. Uy. Evet alışmaya çalışıyor bence de. Evi tanıyor. Her yeri geziyor. Hoppa. Ha? Ne? Bakalım. Evet hadi kapatalım yayını. Kapatalım mı? Oy. Düşmeden. Tamam tamam döneceğim. Hoppa hoppa. Hadi gel. Hadi yayını kapatalım böyle yap. Bay bay yap. Hı? Abacığım uçtu. Ay, bacağım çok acıyor Lili. Ben de sizi çok seviyorum. Gerçekten çok 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 seviyorum. Çok seviyorum. Üzgünüm anneciğim ama. Saçma dolaşıyor. Bıraktım seni bir an. Gel. Çık 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 çık. Hadi. Tırma. Tırma 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 tırma. Bak Lili senden bak. Lili bak. Görmedin. Aşkım teşekkür ederim. Yere bırakıyorum geri geliyor. Hayır aşkım ben bırakıyorum o geri geldi bak. İn. O buralarda gezinmeyi seviyor. Hadi bıraktım seni. Ay çok ayaktan kızıyor. Düşeceksin. Hı-hı. Oh çok güzel sesin çok çıkıyor. Uyuyacak korkuyor. Ne bekliyor? Annesi benim işte. Benim annesi. Heh gel annem. Kucak düştük kucak. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ettik değil mi? Ceren aşkım teşekkür ediyorum. Hadi kapattık. Bay yap. Bay. Bay bay. Öp. Öp onları. Öp. Öpmüyor sizi. Üzülmüşler. Öptük. Öptük sizi. Görüşürüz. Bay bay. Sonra daha sohbetli bir yayın açarız. Birazcık diliyle zor. Fark ettiniz değil mi? Bay bay. Bay bay. Düşecek.